Muz oyuncular hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre, bugün sizlerle birlikte Sims'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu oyunun sesi çok mu açık ya, bir dakika. Settings diyelim. Video. Şöyle kısalım birazcık. Şöyle okey diyelim. Hani oyunun sesi çok açıkmış. Sims'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere karşı tarafı bir sanayi şehri yapmıştık. Bakalım sağlık sıkıntıları varmış. Günde 8 kişi ölüyormuş. Bu çok yüksek bir miktar. Bildiğiniz üzere. Şöyle bir tane köprümüz vardı. Çok ciks. Bu köprü böyle miydi ya? Aynen. Çok da para ödemiştik. Sanırım böyle değildi bu köprü. Bug'a girmişti aynen. Tek bir tanesi vardı. Bak düzelmiş. Gördüğünüz üzere çok güzel de bir kırmızı köprümüz var. Bu köprü neredeydi ya? Bir yerde böyle bir köprü vardı. Yok, New York'ta değildi ya. Los Angeles'ta mıydı? Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir tane sokak vardı. Hangi sokaktı bu? Şu sokak ya da bu sokak olması lazım. Sordum ki size... Oğlum uçak bir sus. Sordum ki size arkadaşlar, dedim ne yapabilirim bu sokağın adını. Dediniz ki 240 Taksim 5 olsun dediniz. Sokağın sokağı olan sokağın sokağı olsun diyen var. Çok saçma işler diyen var. Ben dedim ki muzla ilgili bir şey olmasın, çünkü çok şey, yani dalga geçiyor. Koracağım ben de hani her şeye muz koyma oğlum diye falan. Çünkü muz kent, muz olan dünya. Hep aynı şeyler, bildiğiniz üzere Minecraft'ta da aynı şeyleri koyuyoruz. Bu arada Minecraft bölümleri de en yakın zamanda gelecek. Bakalım şehrimize devam edelim. Ne diyorsun akacım? Life's good, saving the money, buy a bigger house. Para bir... Hayat güzel diyor. Para biriktiriyorum. Büyük bir ev almak için. Diyor. Bakalım ne diyorsun sen? Perfect, güzel, harika. Wanting to place a create bir şey diyor işte. Bakalım sen ne diyorsun? Hastayım diyor. Ne diyorsun? I love my new house. Ben yeni evimi seviyorum. Efendim abicim ya da ablacım. Selamlar. The waiting room the is filled waiting traded my patent room. Şey diyor, bekleme odaları yap diyor. Patent room swing. Şey yapalım şundan. Şu sağlık sıkıntısı çok, sağlık çok önemli bir şey. Yeni bir yerde yapalım. Ne diyor bu? Capacity diyor. Bir tane daha yapalım. Paramız var sonuçta. Şimdi herhalde yeter. Aynen yetiyor. Oo, burada trafik fazlalaşmış. Bakalım şöyle. Şurada trafik fazla. Burası güzel, akıyor. Ne diyorsun bakalım? Crowded. Çok, bir dakika. Şu mikrofonu birazcık yükselteyim. Çok diyor, hastayım diyor. Yani çok kalabalık oluyor, sağlıksız oluyor diyor. Bizim aga. Şurayı şöyle yükselteyim. Bu yol çok kullanılıyor. Rahat rahat. Şöyle bütün yolları yükselteceğim. Evler de yükselmiş olur ve nüfusumuz da artmış olur arkadaşlar. Bu şehri tahminen bu seride 3 tane falan şehir kurmayı planlıyorum.
Birinci şehri, yani bu şehri Muz kenti şey için neydi ya, nüfus için kurmayı planlıyorum. İkinci kenti sanayi, üçüncü kenti tarım falan diyeceğim de tarım yok ki. Üçüncü kenti de madencilik üzerinde kurmayı planlıyorum. Mesela şeyler yapabiliyorsunuz. Hani çalışmaya gönderebiliyorsunuz. Mesela ben buradan şeyleri, adamları toplayıp çalışmaya gönderebiliyorum. Şey. Pazara mazara diyeceğim olmayacak. Hani o çalışma yerlerine. Oo, burada trafik bollaşmış. Şu saçmalığa bakın. Buraya tam 5-6 tane araba girer. Burada trafik fazla olmuş. Eylem mi yapıyorlar? Bakalım ne için yapıyorlarmış. No edition. Edition şu olması lazım değil mi? Dakika. Şey oynamadım. Aynen. İnsanlar eğitimli olmak istiyorlar. Okul istiyorlar. Ben de diyorum ki şuraya yapmayayım. Ha, karşıya yapayım. Gereksizlik müdürü. Gereksizlikler müdürü Emre. Karşıya okul yapıyor. Şuraya çakalım. Şimdi şunları koyacağım. Bu nedir diye sorarsanız school bus stop. Okul, öğrenciler buraya geliyor, bekliyor burada, sonra okul otobüsü gelip nosta yükseltiyorlar ellerini. Çok da mutlu oluyorlardır bence. Paramız da bol bu aralar. Önceki bölümde çok iyi biriktirmişiz. Allah Allah. Çok saçma şekillere girdim. Şöyle belediyenin önüne de bir durak koyalım. Şöyle koyalım. Bakalım insanlar mutlu mu? Bildiğiniz şeyler diyor. Evet, bu da bildiğiniz şeyler diyor. Bakalım ne diyor bu? Hırsız, aman tanrım, hırsız. Şuraya şunu yükseltelim. Şöyle hırsızlarla ilgilenmek kolay olsun. Yarın başlayacak school, yani okul saat 6 ile öğlen 3 saatinde oluyormuş. Yani tam gün okullar. Şu anda 150 kişilik bir sınıf kapasitemiz var. Bunu yükseltelim hemen. Bu aralar paramız bol. Şöyle bildiğiniz üzere benim tabela takıntım var. Şunlardan da koyayım. 5 tane yapma hakkımız var zaten. Koyacağımız kadar koyalım. Bol bol öğrenci taşısın. Şunu şu anda koyamıyorum. Şuraya koyayım. Şöyle. Şu anlık kaç kişilik oldu? Bakalım okulun açılması için. Welcome back to school, major children and little flowers. Nüfus şeyi, yani zekası, hani bu okullar kültürü arttırıyor. Nüfus kültürü diyor. Yani fabrikalarda büyük bir artışa neden oluyormuş. Yani iyi bir artışa. Şimdilik 5 saatlik 5761 similyon geliyor ve bu çok iyi bir miktar. Şu anda şehrimiz çok güzel gidiyor. Gördüğünüz üzere kırmızı da, kıpkırmızı da bir köprümüz var. Şöyle bir dakika. Bazen
böyle şey kaçabiliyor. Elektriğimizi güneş enerjisinden sağlıyoruz. Sıkıntı yok. Yani şeyle ilgili bir sıkıntı yok. Elektrik, su ve başka bir şeylerle. 18 megawatt. Kaç megawatt? Kapasite 36.2 megawattmış. Bir ihtiyaç 17.5 megawattmış. Satın alınan yok. Satılan yok. Bakalım suya. Suda da çok büyük bir şey var. Hani artış var. Yani bize çok yetecek bir artış var. İhtiyacımız olan 16.4 kilolitre mi diyeyim? Aynen kilolitre. Saatlik pompalama kapasitesi 43.1 kilolitre. Bu da çok iyi bir miktar. Bakalım kanalizasyona gelelim. Kanalizasyonda birazcık sıkıntımız var. En olmadı bir tane daha yaparız. Günlük ne diyeyim ben ona? Dışkı yani nüfusumun dışkı yapması 16.6 kilolitreymiş. Kapasite 23.4 kilolitre. Bu bize az. Bir tane daha koyalım. Bol bol olmasını severim bazı şeylerin. Çünkü az olunca kötü oluyor. Bakalım ne diyor bu? Polisle ilgili bir sıkıntımız yok ki bizim. Böyle kesmece karpuz diye sesler duyarsanız şaşırmayın çünkü karpuzcu geçiyor. Tamam anladık tamam. New workers right now. Bir şey koyduk mu buraya? Otobüs durağı koymuşuz. İşçilerin işe gitmesini de sağlıyoruz. Çok iyi bu. Çok iyi bir durum. Tam 16 dakika bekliyorlarmış. Bu da çok iyi bir durum. Günlük 794 kişi taşıyormuşuz. 811 oldu. En çok 42 işçi. Shoppers, ticaretçi. En çok ticaret. Burada 22 kişi çalışıyormuş. Bu da çok güzel bir miktar. Şehrimiz şu anda çok güzel gidiyor. Bir sıkıntı çıkmazsa diyecektim. Sıkıntı çıktı. Evet. 350-350 dolmuş. Ve yeni şey kapasiteleri gerekiyor. Bakalım ne kadar oldu? 550 oldu. Bir tane daha yükseltemiyoruz. Bir tane daha yapalım o zaman şuradan. Şimdilik. Şimdilik bir sıkıntımız yok. Şimdi. Yavaştan gidiyormuşum. Ben şehri hızlandırayım. Bakalım bu arada. 13 dakika olmuş. 20 dakikalık çekeceğim. 20 dakikalık videolar olacak SimCity videoları. Bari şu köprüden de yapabilsek. Şey yapabiliyor muyuz? Büyük okul. Yüksek okul. Yapamıyoruz çünkü departmanımız yok. Streetcar yapabiliriz ama şu anda hiç gerek yok. Burada gördüğünüz üzere. Hayda. Classroom fall. Bunu yapmamız zorunlu oldu bizim. Ama 60 bin lira. Bakalım borç yok. Şu anlık. Biraz beklesinler. Çünkü 6500 civarında bir fiyat geliyor. Ve bu fiyat bizim için çok makul bir fiyat. Bakalım saatlik 1100 götürüyormuş. Ne götürüyorum be aga. Dün 750 öğrenci eğitmişiz. Bu daha çok iyi bir miktar. Bakalım ne diyor bu ağamız. Bunu kabul etmeyeceğim çünkü yapamıyorum. Yani olmuyor. Hiç zorlamaya gerek yok bence. Yarın olsun bir. Bakalım.
Low weld camber capacity use. Camber horse. Kumarhane falan filan. Hiç iş değil ya. Gazino. Hiç iş değil. Hiç yakıştıramadım. Bir tane daha cam yapalım. Şu okulun kenarına falan. Bir tane var mı zaten orada? Bir tane de şöyle çalışanların gitmesi için bir cam yapalım şu karşıya. Sonuçta çalışanlar da gidip ibadetlerini yapacaklar. Çok yani 7000 saatlik 7000 gelmesi çok iyi bir şey ve mutluluklar giderek artıyor. %80 mutluluk var. Bu benim için çok makul bir değer, hem de çok güzel bir değer. Şu anda hiç yüksek derecede bir sakinim yok şehrimde. Orta derecede var. Okula gidemiyorlarmış. Çocuklarımız okula gidemiyor diyor. Hastayız diyorlar. Think horrible. Şehir binalarını sevmiyoruz diyorlar. Bu normal bir şey. Çünkü hani düşünsenize. Hani ne diyeyim ben size? Villaların yanında bir gecekondu olduğunu düşünün. Yani kıskanıyorlar insanlar. Niye böyle bir örnek verdim hiç bilmiyorum. Ama söyleyeyim, bence burası çok tehlikeli. Düşünsene, buradan hızla birisi geliyor. Hop uçuyor. Ben şahsen GTA'da öyle sürüyorum arabayı, bildiğiniz üzere. Allah kolum ardı. Allah. Hiç çıkmaya gerek yok. Koy şuraya. Oo, 100 bin lira civarında paramız oldu. Bence şey yapmanın zamanı geldi. Lise yapmanın zamanı geldi. Bakalım. Şöyle. Lisemize bakalım. Şöyle okulları yan yana koyalım. Oh. Yüksek okulumuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Oo, hemen evlerini yükselttiler. Bu benim için çok güzel bir şey. Bayrağı gördünüz mü? Keçi var ya. Spor salonu bu. Bu sınıflar. 10 bin liraya spor salonu koyalım şuraya. Spor salonsuz şey olmaz bildiğin üzere. Lise. Spor salonsuz lise mi olur? Şöyle bir tane de şey koyalım. Şöyle eğitimi arttırmak için. Şöyle şu yana. Şöyle de yer koyalım. Of, çok pis de arttı. Ama bize verdikleri vergi azaldı. Çünkü neden? Bir dakika. Bakalım. Bakalım ne diyor bu? Muz kentimiz. Çok güzel görünüyor. Yok, daha bunu yapmayacağım. Arkadaşlar, bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben başka bir şehrimde bunu açmıştım. 1 milyon verip açtım. Ama ne istiyor biliyor musunuz? Bunları istiyor. 2000 ton metal. 250 bin şey barrels. Yani ne diyeyim? Damacana diyeyim. 250 bin damacana petrol istiyor. 1500 ton da metal istiyor. Yani bu çok hani yüksek bir miktar benim için. Bence çok gereksiz bir şey. Pek de bir önemini görmedim ben. Zaten açamamıştım. Çünkü bunları bilmeden basmıştım. Şöyle köprümüz de çok güzel oldu ya. Hatta ben o köprüyü yıkmayacağım.
köprüyü yıkayayım mı diye düşündüm. Sonra düşündüm ki yıkmayayım. Çünkü şu yolda şöyle şey gibi kalmış. Dakika. Yüksek okulumuz da açılmış. Ona da bir bakarız. Oo, üniversite de açılmış. Şuraya bir yeni daha sınıf yapalım diyecektim. Bir yeni daha sınıf yapılamıyormuş. Artık kapasitesi bu kadar. Yani okulumuz en fazla 1900 kişilik olabiliyor. Bak gördüğünüz üzere liseli arkadaşlar. Bakalım ne diyorlar. Don't want to go school bleh. Nüfusumuz 24.000. Bence çok güzel bir miktar. Bakalım üniversite açabiliyoruz. 88.000 istiyor. Ve üniversitemi büyük ihtimalle şuraya açarım. Bence çok müthiş olur ve çok güzel olur. Böyle dar bir yere açmak istemiyorum çünkü üniversitenin ek binaları var. Hani sonra sıkıntı çıkartırıyor size. Şöyle şuraya üniversite koysak çok da güzel olur. Bakalım saatlik 1600 civarında bir bize getirisi var. Bunun 542.000. Bence bunu açalım. Ama bunu buraya açmayacağım. Ya da şuraya açsam mı ki? Şuraya açayım. Yeni bir school. Şunları da koyalım. Koyalım. Eğitime çok gidiyor gördüğünüz üzere. Şimdi bunları da devam edersek eğitime yaklaşık olarak bir dakika şöyle bir yükselmek istiyorum. Sesler geliyor çünkü yani duyamıyor olabilirsiniz beni. 4000 hani o para kazandık. 25.000 civarında para kazandık. Güzel. Güzel. Aynen 25.000 lira para kazandık gördüğünüz üzere şurada. 4000 240 lira para gidiyor. 7 milyon para gidiyor şu anda. Bu çok... Bir dakika. Yanlış yerlere bastım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar pardon. Fraps çalışmayı durdurdu bir an. Bildiğiniz üzere ben Fraps'tan çekiyorum. Neyse zaten bölümü bitirecektik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şehrimiz biraz daha gelişti. Daha güzel bir eğitim sistemimiz oldu. Bakalım ne diyor bu arkadaşımız. What do you go? Şunları bir koyalım. Ben yine bunları koymayı unuttum. 12.000 lira. Kaç götürüyormuş? Şehrin başka ucuna koymak var mı? Düşsenize sınıfınız şehrin başka ucunda. Burada buraya geliyorsunuz. Buradan sınıfınızı yürüyorsunuz. Neyse. Bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bir de arkadaşlar. Diğer ki bölümde ne olacağını istiyorsanız. Şehrimiz büyüyor gördüğünüz üzere. Ya niye ben hep aynı şeyleri söylüyorum bilmiyorum. Ne oldu lan? Saat 11'de. Senin evin diyor kontrolden çıktı diyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Of. Arkadaşlar ben düşünüyorum ki 100.000 olunca yani nüfusumuz 100.000 olunca bitirelim oyunu. Bu arada çok yüksek bir miktar artmışız. Mart, Nisan'da nüfusumuz 3075 iken
Mayıs'ta 12.299 olmuş. Sonra Haziran'da 17.966. Ağustos'ta 22.289. Pardon. Temmuz'da 22.000. Ağustos'ta 27.000. Ve şu anda bulunduğumuz ayda Eylül'de 29.000 nüfusumuz olmuş. 100.000 olunca bitirmeyi düşünüyorum. Eğer bitirmememi istiyorsanız yani seriyi bitirmememi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Bay bay.